gençler, bugün sizlere ikinci dereceden fonksiyonların uygulamaları olan parabol konusunu anlatacağım. Şimdi karşımızdaki şekle bir baktık gençler. Sol taraftaki bilgi notuna inceliyorum hemen. ABC birer gerçek sayı, gerçek sayı demiş. A sıfırdan farklı olmak üzere. Bir f fonksiyonu verilmiş gençler. Fx dediğimiz ifademiz ax kare artı bx artı c. Bu fonksiyonun grafiğine parabol denir. Bu grafikte gençler, a dediğimiz ifademiz sıfırdan büyük ise kollar yukarıya doğru, a dediğimiz ifademiz sıfırdan küçük ise kollar aşağıya doğrudur. Şimdi yan taraftaki maddeye geçtim, hemen şuradayım gençler. Diyor ki bize x eşittir 0 verildiğinde parabolün y eksenini kestiği nokta bulunur. Y eşittir 0 verildiğinde ise x eksenini kestiği nokta bulunur. Ya da noktalar bulunur gençler. Parabol üzerindeki noktalara parabolün denklemini sağlamak zorundadır. Yani x yerine verilen değeri yazdığımız zaman sağlamak zorunda. Şimdi karşımızdaki soruya bir baktık. Demiş ki bize parabolün kolları aşağı doğru olduğuna göre emin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bunu bulabilmek için ne gerekiyordu gençler? X karenin katsayısının sıfırdan küçük olması lazım. O zaman m kare eksi 9 dediğimiz ifademiz sıfırdan küçük ise buradan ne diyorum gençler? Buradan şöyle bir şey çıkmış oldu. M eksi 3 çarpı m artı 3 dediğimiz ifademiz gençler sıfırdan küçüktür demiş. Buradan m 3 çıkacak gençler. Bir diğer taraftan m dediğim ifadem eksi 3 gelmiş olacak. Eşitsizlik olduğu için tablo çiziyorum gençler. Eksi 3'e 3 dedim. Hemen işaretlemesine baktım. Artı, eksi ve artı şeklinde işaretledim. Bu kısmı taradım. O zaman eksi 3 ile 3 arasındaymış m değerimiz gençler. Bu ifadeleri yazıyorum hemen. M buradan eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 bulunacaktır. O zaman kaç taneymiş bu m değerimiz gençler? 5 tane m değerimiz vardır. Şimdi bu sorumuza bakalım. Demiş ki A noktası eksi 2,5 noktası olduğuna göre verilen parabolün üzerindedir bu A noktası. Buna göre m kaçtır? Gençler bu ne demek? X gördüğümüz yere eksi 2 yazıyorum. Y gördüğümüz yere ise 5 yazıyorum. O halde sonucu bulmam lazım. Hadi ben diyorum ki y kare pardon y eşittir gençler x kare artı mx artı m-3 dediğimiz ifademiz. Y gördüğüm yere 5 yazdım. X gördüğüm yere ise eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin karesinden 4. Artı gençler buradan ne gelmiş oldu? Eksi 2m artı m. Eksi 3 dediğimiz ifademiz gelmiş oldu. Bu ifadeyi düzenlersem gençler buradan eksi m dediğim ifadem 4'e eşit. Yani m buradan ne gelmiş olacak? Eksi 4 bulmuş oluruz. Bize enselenen şey zaten eksi 4'tü. Peki bu soruya bakalım. Demiş ki bize bir fx fonksiyonu varmış gençler. Fx fonksiyonu x kare eksi 2x artı n eksi 7 parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 3 olduğuna göre fn kaçtır demiş. Gençler y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için x yerine 0 vermem lazım. X yerine 0 verirsem gençler ne gelmiş olacak? 0 eksi 2 çarpı 0'dan 0 artı n eksi 7 dediğimiz ifademizin eksi 3 eşit olması lazımmış. Buradan n ne geldi gençler? N'i biz buradan kaç bulmuş olduk? 4 bulmuş olduk. Tamam. Peki benden fn'i istemiş. Fn'i bulmadan önce fx'i bir yazayım. Fx dediğim ifadem nedir gençler? X kare eksi 2x. N yerine 4 yazıyorum. 4 eksi 7'den dolayı ne gelmiş olacak? Eksi 3 gelmiş oldu. Şimdi fn istemiş. N dediğimiz ifademiz 4'tü. Şöyle fn'i yazalım. Peki 4'ü yerine yazarsam 4'ün karesinden 16 eksi 8 eksi 3 gibi bir ifadem gelmiş oldu. Buradan sonucumuz 5 olarak bulunmuş olur gençler. Peki bu soruya bakalım hemen. Demiş ki bize fx fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi f fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları bulabilmek için ne gerekiyor gençler? Y yerine 0 yazmak. Y dediğimiz ifade nedir? Fx'tir. O zaman fx yerine 0 yazıyorum ben. 0 eşittir gençler
eksi x kare artı 2x artı 15 dedik. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum hemen. Eksi x'e artı x. Burayı artı 5'e gençler artı 3 şeklinde ayırdım. Yan yana yazıyorum. Eksi x artı 5 çarpı x artı 3 ifadesini kullandım. Bunu ben 0'a eşitlediğimiz zaman x buradan kaç geldi? Gençler x buradan 5 geldi. Buradan x dediğimiz ifademiz kaç gelmiş oldu? Eksi 3 gelmiş oldu. Şimdi bunların arasındaki uzaklığı bulacağım. Ben buna x1, buna x2 dersem x1 eksi x2 istiyorum ben senden. O zaman dedim ki 5 eksi eksi 3'ten dolayı gençler 8 bulmuş olurum. Peki buradaki bilgi notunu hemen değerlendirelim. Demiş ki gençler y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde. Y eşittir 0 verildiğinde ax kare artı bx artı c eşittir 0 olur. Yani bu ikinci dereceden bir denklem olur. Bunun diskriminantı dediğimiz bir ifade vardı. Gençler ben bunu size daha önce açıkladım. Daha önceki videolarımızda bununla ilgili birçok soru çözdük. Şimdi genel bir hatırlatma yapacağız. Diskriminant yani delta eşittir b kare eksi 4 ac dedik gençler. Delta 0'dan büyük ise ox eksenini farklı iki noktada kesen. Delta 0'a eşit ise ox eksenine teğettir. Delta 0'dan küçük ise ox eksenini kesmez. Şimdi hemen şu kısma geldim sorumuza bakıyorum. Dedim ki x kare artı 6x m artı m eksi 2 dediğimiz ifademiz ox eksenini farklı iki noktada kestiğine göre demiş. Ama şunu gördüm farklı iki nokta dediği zaman gençler şuradaki ifadeye bakın delta büyük 0 olmak zorunda. Delta dediğimiz ifademiz b kare eksi 4 ac idi. B'si burada 6. 6'nın karesi eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de m eksi 2. Bunun ne olması lazım? 0'dan büyük olması lazım. O halde ben bunu devam ettiriyorum hemen. Diyorum ki gençler 36 eksi 4'e artı kaç gelmiş olacak? 8 büyüktür 0'dan. 44 dediğimiz ifademiz 4m'den büyük ise gençler m buradan ne gelmiş olacak? 11'den küçük. M 11'den küçük ise ne buluruz? Eksi sonsuz ile 11 değerleri arasına alır. Bu da Edirne'de gizli. Şimdi bu sorumuza bakalım hemen. Parabolü OX eksenine teğetmiş. Parabol OX eksenine teğetse ne olması gerekiyordu gençler? Deltası 0'a eşit olacak. Delta dediğim ifadem ise b kare eksi 4 ac'den dolayı m eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si de 9 gençler. Buna 0'a eşit olmasını istiyorum ben. M kare eksi 4m artı 4 eksi 36 dediğimiz ifademiz 0'a eşitmiş. Buradan ne gelmiş olacak hemen çözümlüyorum. M kare eksi 4m gençler eksi 32 0'a eşit ise şöyle yan tarafa çektim. Çarpanlarını ayıracağım şimdi. Peki. Burayı m olarak ayırdım. Burayı da m olarak ayırdım. Gençler diyorum ki ben bu ifadede şurası 8 olsun. Burası artı 4 olsun. O zaman m buradan ne çıkacaktır? 8 ve m buradan ne çıkacaktır? 4 değerini almış olacak. Benden istediği şey pardon burası eksi 4 gençler. Benden istediği şey neydi? Negatif değeriydi. Negatif değeri nedir? Eksi 4'tür. O zaman cevabımız eksi 4 olarak bulunmuş olur. Peki bu sorumuza bakalım hemen. Parabolü OX eksenini kesmediğine göre demiş emin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? O zaman delta'nın 0'dan küçük olması gerekiyor. Diyorum ki ben gençler buradaki delta'yı hemen bulalım. Delta dediğimiz ifademiz 6'nın karesi. Eksi 4 çarpı a'sı eksi 1 gençler. C'si nedir? Eksi m artı 1. Bunun 0'dan küçük olması gerekiyormuş. 36 gençler 36 eksi 4m artı 4 ne gelmiş olacak? Küçüktür 0'dan. Burayı düzenlersem ben 40 küçüktür 4m gelmiş oldu. Her tarafı 4'e böldüm. M dediğim ifadem 10'dan büyük değerleri alması lazım. 10'dan büyük olan en küçük tam sayı değerim kaçtır? 11'dir. Benden istediği şey o zaman 11 olmalı. Peki bu kısma baktım.
Dedik ki gençler, fx neydi? Ax kare artı bx artı c parabolü olarak ele almıştık. Tepe noktası dediğimiz ifade vardır gençler. Yani tümsekli kısım burası ya da bir diğer tabirle kısım gençler. Buranın koordinatlarını nasıl buluyorum ben? Tepe noktası t, r virgül k ile bulunur. R dediğimiz ifademiz ax kare artı bx artı c denklemindeki eksi b bölü 2a'dan bulunur. K ise bulduğun r'yi fonksiyonda yerine yazarsan k'yı bulursun. Alternatif olarak k'nın bir formülü var. Çok kullanılmıyor ama kullanmak isterseniz 4ac eksi b kare bölü 4a, buradan da bulabilirsiniz gençler. Şimdi yandaki sorumuza hemen bir bakalım. Sorumuza 2x kare eksi 8x artı 11 parabolünün tepe noktasının koordinatlarını istemiş benden. Ben bunun tepe noktasını bulmak için diyorum ki gençler, r'sini buluyorum. Tepe noktası r virgül k'ydı. R dediğim ifadem neydi? Eksi b bölü a'ydı. O zaman ben r dediğim ifademi bulacağım. Eksi b bölü eksi eksiden dolayı 8 bölü. Gençler 2a dediğimiz ifademiz 2 çarpı 2'den ne gelecektir? 4 gelmiş olacak. O zaman r'si ne çıktı? 8 bölü 4'ten 2 bulduk. Peki. K'yı formülden de bulabilirsiniz. Fonksiyonda x yerine 2 yazarak da bulabilirsiniz. Ben genellikle k dediğim ifadeyi f(r)'den yani f(2)'den buluyorum gençler. O zaman x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 çarpı 2'nin karesinden 8. 8 çarpı 2'den eksi 16 gelmiş oldu. Artı 11 değerini bulmuş olduk. Buradan k dediğimiz ifademiz 3 çıktı. O zaman tepe noktasının r virgül k'sı dediğim ifadem aslında 2,3 şeklinde bulunmuş olacaktır. Bu da Bursa cevabında gizli. Peki bu sorumuza bakalım. Parabolün tepe noktasının orijine olan uzaklığını istemiş benden. Parabolün bir tepe noktasını bulayım. Tepe noktası dediğim ifadem r virgül k idi gençler. R dediğimiz ifade yerine ne yazıyorduk? Eksi b bölü 2a. Peki b'sini buluyorum hemen. 6 eksi 6 bölü 2 çarpı 1'den 2 gelmiş oldu. O zaman r dediğim ifadem neymiş gençler? Eksi 3 olarak bulduk. Fonksiyonda eksi 3'ü yerine yazarsam k'yı bulmuş olacağım. K dediğim ifadem de gençler 9 eksi 18 artı 7'den. Buradan ne gelmiş olacak? Eksi 2 gelmiş olacaktır. Peki k dediğimiz ifademiz de eksi 2'ymiş. Tepe noktası artık eksi 3 virgül eksi 2'ye dönüşmüş oldu. Bunun orijine olan uzaklığını istiyorsam gençler hemen buluyorum. Diyorum ki bakın eksi 3 eksi 0, 0'ı yazmaya gerek yok. Karesini alıyorum. Artı eksi 2 eksi 0'ın karesini alıyorum. Bu da uzaklık formülünden bulunuyor hemen. 9 artı 4'ten dolayı cevabımız kök 13 olarak bulunmuş olacaktır. Peki bu ifadeye baktık, ben parabolün tepe noktasının apsisini 4 olarak vermiş. Tepe noktası dediğimiz ifademiz r virgül k idi. Apsisi ise r olarak bilinir gençler. R'yi 4 vermiş. R'yi 4 verdiyse ordinatını istemiş benden. Yani k'sını istemiş. Tamam, bunu bir bulalım. Önce r'yi değerlendireyim. 4 dediğim ifadem eksi m bölü 2 gelmiş olacak. Buradan m dediğim ifadem ne gelmiş olacaktır gençler? Eksi 8 gelmiş olacak. Şimdi ben bunu parabol denkleminde bir yerine yazayım. Niye eşittir? X kare eksi 8x eksi 3 çarpı gençler eksi 8'den ne gelmiş olacaktır? Hemen yazıyorum. 24. 2 de oradan 26 gelmiş oldu. Gençler bu benim parabol denklemi. Parabol denkleminde k'yı bulmak için fonksiyonda r'yi yerine yazacağım. Yani 4'ü yerine yazacağım. X gördüğüm yere 4 yazarsam k'yı bulmuş oluyorum. 16 gençler eksi 4 çarpı 8'den 32 gelmiş olacak. Artı 26 değerimiz. Buradan ben k'yı kaç buldum? 10 olarak bulmuş oldum. Ben de istenilen şey zaten tepe noktasının k'sıydı. O da 10'dur. Peki bu sorumuza bakalım. Parabolün tepe noktası 2,10 olduğuna göre A'yı B'yi sormuş bana. Gençler burası R, burası da K'ydı. R'sini K'sına yazıyorum. R dediğim ifadem eksi B bölü 2A'dan eksi A bölü gençler eksi 2 çarpı 2'den ne gelmiş oldu? Eksi 4. Ben sana bunu kaç olarak vermişim?
2 olarak vermişim. O zaman a'yı buradan kaç olarak buluruz? 8 olarak bulmuş olduk. Peki a 8'miş. Kalsın'ı formülde de bulabilirsin. Götürüp yerine de yazabilirsin. Nasıl istersen. Şimdi ben önce bir fx'i yani parabol denklemini tekrar yazıyorum. Eksi gençler 2x kare artı 8x artı b eksi 2'ymiş. Fonksiyonda x gördüğüm yere, şurayı düzelteyim gençler çok karardı. Fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazarsam k'yı bulacağım. O zaman k dediğim ifadem ne gelmiş olacak? Eksi 8 artı 16 artı b eksi 2 dediğimiz ifademiz. Neye eşitmiş? 10'a eşitmiş. O zaman buradan düzenleme yaparsam b buradan 4 olarak bulunmuş olur. A'yı 8 bulduk, B'yi 4 bulduk. Benden istediği şey A artı B idi. O zaman ben diyorum ki 8 artı 4'ten cevabımız kaçtır? 12 bulundu. Peki hemen bu sorumuza bakalım. Gençler, bize tepe noktasının koordinatlarını parametrik denklem şeklinde vermiş. Parametrik denklem x'in y'ini başka bir bilinmeyene bağlı olarak verilmesi. Bakın x dediğimiz ifademizi t-2 yani t'ye bağlı olarak vermiş. Y dediğimiz ifademiz de t kare artı 6t yani yine t'ye bağlı olarak vermiş. O zaman ben diyorum ki bunun bir normal y eşittir fx şeklinde yani aşağıdaki şekilde bir yazayım. Bunu nasıl yazacağım? Çok basit. Artık t'yi kullanacağım gençler. T eşittir x artı 2'dir. O zaman y eşittir t kare artı 6t idi. T gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. Y eşittir gençler. Ne gelmiş oldu? X artı 2'nin karesi artı 6 çarpı x artı 2 gibi bir ifadem gelmiş oldu. Bunu açıp düzenlersem x kare artı 10x gençler artı şurada x'imiz var. Artı kaç geldi? 16 gelmiş oldu. Buradan tepe noktasının koordinatlarını istediği için ben buradan r'sini buluyorum. Gençler r dediğimiz ifademiz eksi b bölü 2a'dan dolayı eksi 10 bölü 2 gelmiş olacak. Yani buradan ne gelecektir? Eksi 5 gelecektir. K'sını formülde yerine yazarak bulabilirim. Formülde x gördüğüm yere eksi 5 yazarsam gençler ne gelmiş olacak? Eksi 5'in karesinden 25 gençler eksi 50 artı 16. Burayı düzenlersem de k buradan ne geldi gençler? Eksi 9 geldi. Benden ne istemiş? Bunların toplamını. R'si eksi 5'ti. K dediğim ifademi eksi 9 buldum. İkisini toplarsam r artı k dediğimiz ifademiz eksi 14 olarak bulunmuş olacaktır.